Torasal TV Haber Merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenine hoş geldiniz. Bugün 13 Ocak 2019 Pazartesi. Toroslar'da haftanın öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, kentte 2 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından zayiat tespiti için saha incelemelerinde bulundu. Toroslar Belediyesi, kentte 2 gündür etkili olan sağanak yağmur ve yaylaları etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ihtiyaç duyulan noktalarda iş makineleri ve motopomplar yardımıyla tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ve vatandaşları ziyaret eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, oluşturdukları acil müdahale ekibiyle ilçenin dört bir yanında çalışma yürüttüklerini söyledi. Vatandaşlarımızın yanındayız. Bütün ekiplerimiz iş makineleriyle görev başında çalışıyor diyen Başkan Yılmaz, özellikle sabah saatlerinden bu yana karla kaplanan yayla yollarını açarak mahsur kalan birçok vatandaşı kurtardıklarını anlattı. Değerli izleyenler, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz yaylalarda kar mesaisi yaptı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, kentte etkili olan sağanak yağışların ardından ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve mahalle sakinlerinin memnuniyetiyle karşılanan Başkan Yılmaz, yağışların ilçe genelinde ciddi hasarlara neden olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Yaptığı mahalle ziyaretlerinde mahalle sakinleriyle sohbet ederek evlerinin ihata duvarı ve bahçelerinde bir hasar olup olmadığını da soran Başkan Yılmaz, bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşların belediyeye ya da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne başvurabileceklerinin bilgisini de verdi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gazetecilerin çalışma şartlarının ülkemizde daha da iyileştirilmesi en büyük temennimizdir diyen Başkan Yılmaz, basın kuruluşları ve çalışanları halkımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi basın milletin müşterek sesidir. Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası'nın ödülleri sahiplerini buldu. Toroslar Belediyesi'nin 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası 9 ilden toplam 153 sporcunun katılımıyla yoğun ilgi gördü. Mersin Satranç Merkezi'nde 2 gün süren turnuvada sporcular 8 yaş ve 6 genel, 8 yaş ve 6 kızlar, 10 yaş ve 6 genel, 10 yaş ve 6 kızlar ve açık olmak üzere 5 kategoride karşı karşıya geldi. Sporcuların sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Yılmaz, Türkiye Satranç Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan ile satranç oynadı. 3 Ocak Mersin'imizin kurtuluşu. Hepimizin ortak diyelim. Bir tarihi açıdan 3 Ocak'ı önemsiyoruz. Bir de bugün için bir olmak, beraber olmak, ortak hedeflere yönelmek açısından önemsiyoruz. Bu vesileyle de bu satranç turnuvasını düzenledik. Katılımın fazla olmasından, çok değişik illerden sporcuların katılmasından son derece memnunuz, mutluyuz. Satranç, kralların oyunu, hükümdarların oyunu, bilinen en eski strateji oyunu. Birçok açıdan önemli. Hayatta satrançta iyi olan, hayata ilişkin kararlarını, stratejisini de daha iyi belirler. İleriyi görme noktasında da çok önemli. O açıdan bugün bu turnuvaya katılan tüm sporcularımızı, tüm çocuklarımızı kutluyorum. Bana göre öncelikle özgüven gösterip bu turnuvaya katılan, önemseyip bu turnuvaya katılan herkes şampiyondur. Önce bir sporcularımızı alkışlayalım hepsini. Toroslar TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.